Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şöyle bir dantel serisi daha çekeceğiz. Diğer çektiğimiz dantel serisi bir de bayağı bir ilgi oldu ve geri kalanları da gösterilmesini istendi. Şimdi tek tek diğer yaptığım dantelleri de göstereceğim. Hatta bunun için dantel videosu çekelim mi diye bir anket düzenledik. Bayağı da olumlu cevaplar aldık. Bir de arkadaşlar ben videolarımda dantelde şu seri bir de yaptığım bütün dantellerin hepsini Instagram hesabım var. Orada hepsini tek tek örneklerini yayınlıyorum. Oradan alabilirsiniz. Bazen örnek resim isteyebiliyorsunuzsa her videomun altında açıklama kısmında benim mail adresim ve Instagram adresim var. Oradan girip bu örneklerin modellerine bakıp istediğiniz şekilde inceleyebilirsiniz veya örneklerini alabilirsiniz. Şöyle ilk olarak bir takımdan başlayacağım. Bu takım arkadaşlar yatak odası takımı, bu peçeteleri. Bu da çarşaf takımı olarak diye söyleniyor. Bunlar tabi beze geçecek. Açıp göstereceğim. Bir diğerleri de seccade takımları. Bunların modellerini nasıl yaptığımı tek tek söyleyeceğim. Bazı arkadaşlarım gösterilmesini istiyor. Bunlar arkadaşlar bayağı önce yapıldığı için şimdi size tam gösteremiyorum. Çoğu modellerini de nasıl yaptığımı daha unutmuşum. Ve eğer bazı örneklerin videosunu çek derseniz de yapabildiklerimi çekebilirim. Şimdi başlayalım. Gösterelim. İlk olarak şöyle açıkta olanlardan ben başlayayım. Bu arkadaşlar pike takımı olarak diye düşünüyoruz. Şimdi çarşaf takımı çok insan kullanmıyor. Pike olarak yapmayı düşünüyoruz ama çarşafa geçerse daha da güzel olacağını düşünüyoruz. Şimdi bu en uzun olan, bu bayağı bir zahmetli bir örnek arkadaşlar. Yapmak isteyen arkadaşlarım olursa bunu göz önüne alacak ve yapacak. Bu arkadaşlar şu uç kısımdan başlanıyor. Bu kareler. Mesela burada sanırım 15-20'den ben başlamıştım. 15'ti. Şuraya kadar düz kare kare örünüyor. Burası kafesleri falan derken. Şuraya gelirken buradan başlıyorsunuz. Her bir sırada artmaya. Şu orta kısma geldikten sonra şu kısımdan kesmeye başlıyoruz. Ve böylece devam ediyoruz. Sanırım bu 6 tane çiçek idi. Evet. Bu çarşaf takımımızın arkadaşlar bir kenarı. Bu beze geçtim daha güzel görünüyor. Şöyle göstereyim. Şu ortasına sanırım katmerli çiçek diyorlar. Bunları annem yaptı. Şu yanlarına da sık iğne gidiliyor. Ve daha sonra böyle arkadan dikiyorsunuz. Dediğim gibi biraz zahmetli, uğraştırıcı bir iş. Şu da arka kafeslerini arkadaşlar sonradan üstüne böyle örüyorsunuz. Şu yanlarına da yine gidiyorsunuz. Bu yanlarını da daha sonradan yaptığınıza göre iplerle geçiyorsunuz. Şöyle göstereyim. Yan örnekleri de böyle. Bu bir çarşafımızın bir kenarı. Şöyle böyle boyusuna hepsini göstereyim. Bunlar bayağı bir iş aldı. Şu papatyalarını yapmak neredeyse bir ay oluyor. Yani öyle bir zahmetli. Ama seviyorsanız çok da rahat, çabuk gidebilir. Ben sadece tor kısımlarını ördüm. Şu şeylerini ördüm. Bu geri şu katmer kısımları annem yaptı. Dikmesini falan da. Böyle bir çarşafımızın bir kenarı burası arkadaşlar. Bundan bir tane daha yaptım. Ben iki taraflı çarşaf takımının iki tarafında örnek olmasını seviyorum. Şu an tek modelli yapıyorlar. Tek taraflı. Bence hiç hoş görünmüyor. Bu da çarşafımızın yine aynı şekilde söylediğim gibi arkadaşlar. Diğer tarafı şu çiçeği şöyle daha yakından tutayım. Belki bakmak isteyen arkadaşlarım olursa. Dediğim gibi arkadaşlar bunların hepsini tek tek Instagram'da yayınlayacağım örneklerini. Oradan istediğiniz örneği modelini alabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Instagram'dan da bayağı bir panş ilgili havluları yapıp atan arkadaşlarım da çok. Onları da çok güzel panşlar yapmışlar, havlular yapmış. Bazılarını yayınlıyorum, bazılarını ise öyle kalıyor. Ama yayınlamadıklarımı zannetmesinler, görmüyorum, etmiyorum. Ama onların da çok güzel yapmışlar, panşlar falan. Eğer dantellerden de yaparsanız da bana resimlerini gönderin. Oradan kontrol edelim, bakalım nasıl olmuş. Arkadaşlar bu da böyle bir çarşafımızın diğer kenarı. Bu çiçekleri isterseniz arkadaşlar hepsini farklı bir renkte yapabilirsiniz. Bir tanıdığımız öyle yaptı. Hepsini farklı bir renk. Pembe, mor, bir sürü farklı renk. Ben sadelikten yana olduğum için tek bir renk yaptım. Ve turuncu yeşil de çok güzel oldu. Bundan tatlı kırmızı da çok güzel
Olur, kırmızı çiçek olursa katman kırmızısı da güzel görün. Eğer siz yaparsanız da bir de kırmızıyı deneyin ama koyu kırmızısı da güzel görünür. Şimdi bu çarşaf takımımızın küstüm kısmı da var. Bu küstüm yastığımızın, yani küstüm dedim, yastığımızın bir kısmına geçecek. Bu da böyle bir. Aslında arkadaşlar bu böyle bir havlu başıydı. Şu da arka altıydı. Şöyle bir havlu başıydı. Bunu ben düşünerek böyle bir çarşaf takımı yaptık. Bu yani küstüğümüzün bir kenarı. Diğer küstüğümüzün bir kenarı da bu arkadaşlar. Aslında bunlar beze geçti mi çok güzel görüneceğine eminim. Çok da farklı bir şey olacak. İlk defa ben yaptım. Bakalım. Siz de bu yaptığım çarşaf takımları arkadaşlar aşağı kısımda yorum bırakın. Siz de sevip sevmediğinizi söyleyin. Nasıl olur mu olmaz mı diye bana fikir verin. Bu fazladan bir şey yapılmış ama bunu ne için yapılmış bilmiyorum. Bunu geçelim. Şimdi arkadaşlar bir de bu takımın seçerli takımını yaptık. Bir de bunun bohça kenarı var. Şimdi içindekiler de dökülüyor. Şimdi şundan ilk başta başlayayım. Halkadan yaptım. Yine çarşaf takımına uysun diye. Seccadenin bohça kenarı. Bu da beze geçecek. Şöyle göstereyim. Şöyle halkadan başlıyorsunuz arkadaşlar, şu beyaz kısımdan. Daha sonra bu üçgenleri böyle yaptıktan sonra arta arta tabii geliyorsunuz. En sonda şu yan kısımlarına turuncu geçiyoruz. Ve üst kısma da şöyle çiçeklerini ve yeşillerini yapıyoruz. Böylece bunu bezde olan bir bohça kenarına yerleştireceğiz. Bohça kenarlarını şimdi sandık örtüsü de yapıyorlar. Kullandığımızda yatak odamızdaki takımı uysun diye böyle bir bohça kenarı yaptık. Bu böyle bir bohça kenarımız. Yine bu bohça kenarının aynısına benzer bir şekilde seccade takımı yaptık. Bu da seccademizin üst kısmı oluyor. Bu üst baş kısmına gelecek arkadaşlar. Şu çiçeği, mesela şöyle çiçeği de dikilecek tabii. Bu çiçeği, bu da seccademizin şurası ayak kısmı olacak. Burası ayak kısmına gelecek. Şu da yan kısımlarına gelecek. Şöyle göstereyim. Şurası ayak kısmı seccademizin. Burası da yan kısımları ve burası da baş kısmı olarak böylece geçireceğiz ve çarşaf takımımız, bohça kenarımız, seccade takımımız bir takım olmuş olacak. Ve şöyle bir gelelim. Yine aynı bu takımın devamı olsun dedik. Bu da bizim yatak odası peçetelerimiz. Bir kefesinden çıkartabilirsiniz. Evet. Bu da 6 peçete ben yaptım arkadaşlar. Fazlasını yapmadım. Fazlaya gerek yok. Şimdi o kadar da çok mobilya falan kullanılmıyor. Dantel de fazla kullanılmıyor. Şöyle göstereyim. Alt kısmı yine tordan, kafes tor yapıyoruz. Şöyle de mobilyanın üstüne bırakayım. Rahat görün. Böylece bunlar da danteli aynı bu. Şöyle kenara alayım. Bu çarşaf takımımızın peçete takımı. Artık serildim daha güzel görüneceğine inanıyorum. Şu an parça parça görünüyor ama inanın bunlar yapıldı mı, edildi mi veya eşeğe sarıldı mı çok hoş görüneceğine inanıyorum. Farklı bir şey de olur. Şöyle yandan yakından göstereyim. Bundan da arkadaşlar şu kısımdan başlıyoruz. Sanırım burası 10. 10'dan başlıyoruz. 10 kafesten. İki yandan artıyoruz arkadaşlar. Artarken biri bu yandan, bir de diğer yandan artardı. İkisini bir anda böyle gidiyoruz. Buraya gelene kadar devam ediyoruz. Daha sonra bu alt kısımlarından da kese kese devam ettikten sonra en son yan kısımlarına işlemesine gidiyoruz. Bu da orta çiçeği ne renk yapıyorsaksa yan kısımlarında o renkten geçiyoruz. Bunu da yaptıktan sonra daha sonra bu kafes çiçek katmanını yapıyoruz. Ve böyle 5 tane yeşilini de yaptıktan sonra aralıklı bunu arka kısmında şöyle böyle dikiyoruz. Ve peçetemiz hazırlanıyor. Arkadaşlar bunu siz yaptıktan sonra torununuzu veya yan kısmı yaptıktan sonra en son çiçek kısmını yapın. Çünkü bu dantelleri sabunlu su, hafif su
suya sabunu katın. Mesela katı sabunu bile yaparsanız. Kattıktan sonra bu o suyun içinde bunları biraz böyle dantelleri ovalayın. Ama sadece tor halindeyken, çiçeği olmadan. Yaptıktan sonra yan kısımlarda olmuş halinde bunu ütüleyin. Ütüledikten sonra, bittikten sonra bu çiçek kısmını yapın, üzerine dikin. Çünkü ütülenmeden önce bu kafesler bir olur. Yani açılmamış olur. Eğer üstüne direkt dikerseniz de yaptıktan sonra ütülemeden bu diktikten sonra bu çiçekler gergide kalır, kötü görünür. Bu yüzden ütüledikten sonra yapın, çiçeğinizi de ütüleyin, sonra dikin. Yani her tarafı ütüleyin, sonra dikin. Yoksa çiçeğiniz çok kötü görünür, büzüşür, iyi görünmez arkadaşlar. Bu da dediğim gibi arkadaşlar 6 çeşit, 6 adet peçete takımı. Böylece burası bir yatak odası takımı setini göstermiş oldum bu videoda. Arkadaşlar bunları beğendiyseniz de yorum kısmına mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Beğenmediyseniz de niye beğenmediğinizi de bekliyorum. Dediğim gibi bunların fotoğraflarını Instagram'da paylaşacağım arkadaşlar. İsterseniz de örnekleri oradan alabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte böyle bir dantel videosu çekeceğiz. Bakalım siz de sevecek misiniz? Bunları daha nasıl anlattığımı bir yandan da söyleyeceğim sizin için. Böyle paketler de var. Şimdi ilk olarak açıktan olan dantellerinden başlayalım. Şunu eğer isterseniz de yapılışının nasıl olduğunu size gösterebilirim. Ben bunları düğmelerden yaptım. Normal bildiğiniz böyle kullandığımız mantolarda genellikle oluyor. Büyük olan bu düğmelerimizi ben içerisini işledim ve yanlarını da böyle su taşı geçerek böyle bir tepsi içi danteli diyorlar buna genellikle. Ben süs için yaptım. Öyle çok kullanmak hani servis etmek için değil ama kullanışlı da düğmeleri büyüklüğü, küçüklüğü, boyutlarını göre ayarlıyorsunuz. Şöyle yakından daha da göstereyim. Bazıları beyaz, bazıları renkli. Ben böyle rengarenk yaptım ki iyi olsun, güzel görünsün. Düğmelerim de rengarenk. Hepsi aynı renkte. Siz isterseniz de aynı renk, aynı tondan da yapabilirsiniz. Şöyle yakından daha net göstereyim. Bunun isterseniz de videosunu çekip nasıl yaptığımı size tek tek anlatabilirim. Bunun tülbentini de yaptık. Böyle tek tek düğmelerden tülbent kenarı yani başörtü kenarlarına da yapabiliyorsunuz. Böyle bir çay tepsisi dantelim. Diğer bir buna yastık diyorlar genelde. İçerisine yastık geçiriyorlar. Ve şu yanları kurdeleli. Hemen göstereceğim. Şu kurdelesini düzenledikten sonra. Bunlar çocuklar için sanırım genelde yapılıyor. Bu dantel. Bu hep su taşı arkadaşlar. Bilirsiniz de bütün herkes. Şöyle aşağı kısımdan başlıyorsunuz. Su taşlarını diziyorsunuz. Devamını getirebiliyorsunuz. Böyle bir yastık. İçerisinde bunun yastık olacak. Böyle elyaf doldurup beyazla. Ve daha sonra bu yan kenarlarını da büzüştürüyorsunuz. Yastık yapmış oluyorsunuz. Bunlar da genelde bizim burada müjde yastığı olarak da yapılıyor. Daha sonra bu müjde yastıkları bebekler olduktan sonra da takı yastığı olarak da kullanılabiliyor. Böyle bir yastık kılıfımız var. Ama ben bunu pek beğenmediğim için, daha doğrusu pek hoşuma gitmediği için ayrıyeten şöyle bir müjde yastığı yaptım. Ama bunun içine renkli bir şey koymamız lazım ki tam görünsün yazısı ama şöyle yapayım, elimle göstermeye çalışayım. İlk önce şöyle koyu bir göstereyim. Müjde gelin geliyor yazısı var bunda. Bunu arkadaşlar normal şöyle göstereyim. Yakından 9 katlı bir ipten yaptım. Buna tesbih ip de diyebiliyorlar. Bu 9 kat normal naylon ipten yapıyorsunuz. Leyla'nın ipinden yaptım. Krem tarzı. Şöyle kare kare yapıyorsunuz. Ve her karenin içerisine böyle doldurarak yazısını yazmış oluyorsunuz. Tam göstereyim. Şöyle koyu renkte. Bu da bunun içine de yastık tabii olacak. Şöyle içerisini dolduracağız. Kırmızı bir yastık doldurmayı düşünüyoruz. Kılıf olarak yastığın kılıfını kırmızı yapacağız ki bu yazılar tam net görünsün. Şu anda tam görünmüyor. Böyle bir ben müjde yastığı yaptım. Yan kenarlarını da şöyle normal bıdık derler bizim burada. Öyle geçtikten sonra arasında kurdele geçirdim. Siz isterseniz de farklı kurdele de yapabilirsiniz. Şuraları daha sonra incelenecek ve düzelecek. Buralara da inci boncuk takacağız.
bu yastığında böyle derken şimdi paketteki olan şu dantelinden başlayalım. Şöyle bir bunu ben böyle ip plaketeyle bağlamışım. Buna yatak odası danteli diyorlar. Şöyle dilimini de gösterebilirim. Bunlar tek tek yapılıyor arkadaşlar. Şöyle uç kısımdan başlıyorsunuz. Buradan arta arta gidip daha sonra da keserek yapıyorsunuz. Şöyle tam göstereyim. Belki ekran görüntüsünü almak isteyen arkadaşlarım olur. Bu yatak odası ve peçetesi danteli olarak kullanılıyor. 6 adet kenardan oluşan tek tek biraz zahmetli arkadaşlar. Şu yapımları çok kolay. Birleştirmesinde falan biraz zahmet çekiyorsunuz. Ama çok da güzel oluyor. Bundan 6 adet böyle yapmış olduk. Şöyle bir dantelimiz. Şöyle tek de sarayım tam görebilirsiniz. Böyle kullanabileceğiniz şöyle de gösterebilirim. Dantelimiz. Bunlar yatak odası için. Daha sonra şunlara gelirsek hemen göstereceğim. Diğerleri karışmış. Bunlar da mutfak peçetesi. Şundan göstereyim. Şunda bir sararma olmuş. Neden bilmiyorum. Bir şey boyanmış sanırım. Bu boyamalar oldu mu arkadaşlar korkmayın. Yıkandıktan sonra geçebiliyor. Bu normal kare peçete. Şöyle de göstereyim. Bir mutfak peçetesi. Bu yine kare hesabından yapıyorsunuz arkadaşlar. Sadece şu uç kısmını gül desenini ben koydum. Yanlarını da şöyle bir dönme yaptım. Hani bunun ismini bilmiyorum. Şu modelin adı ne? Onun için bilgi veremiyorum. Böyle normal peçeteleri tokuyorsunuz. Ama derseniz de bugün bunu tokuyun. Tokuma. Çünkü bu örnek biraz bana basit geldi. O çok 1-2 yıl önce yapılan bir dantelimdi. Böyle yapmış koydum. Bu dantelin bir özelliği var arkadaşlar. Bunların yanları giderecek şu örnekleri. Bunların bir yanına mesela diyelim ki yeşillikten geçiyorsunuz. Diğer tarafında kırmızı iple yan tokumasını yapıyorsunuz çiçekleri. İki yönlü mutfak peçetesi olarak kullanabiliyorsunuz. Yani bunların ben yan kenarlarını geçmedim. Çünkü mutfağa insanın ne renk, ne ton, hangi tonlar olacağı belli olmadığı için şöyle duruyor. Zamanı gelince yan kenarları da yapılacak. Ona göre mutfakta tam takım olacak. Burada 12 adet peçete var. Mutfak peçete takım arkadaşlar. Böyle boy boy hepsinden olan bir peçetemiz. Bu da yine ayrıyeten bir mutfak yine peçetelerimiz. Şöyle şuradan göstereyim. Bunu biraz sıkı yaptım ki fazla bu bol oldu mu çok laşka görünüyor arkadaşlar. Bunu biraz sıkı yaptım. Bunu nereden başlıyorsunuz diyorsanız da şu uç kısımdan başlıyorsunuz. 4 kare ile sanırım başlanıyordu. Böyle yanlardan şu alttan art arta gidiyorsunuz. Artarken de böyle sıklardan dönüyorsunuz. Şu kısma gelince kesimini yapıp kese kese bitiriyorsunuz peçetesini. Bu da mutfakta kuşlu bir peçete takımımız. Bunu ben çok severek yaptım. Bunun iki muhabbet kuşu olarak yapan, örnek modelini veren öyle söyledi. İki muhabbet kuşunu mutfağa bırakılmış. Bu hani bunun da bir anlamı var imiş. Şöyle şunlar. Bunlar da yine mutfağa ait arkadaşlar. Uç peçete. Bu bez geçiriliyor. Şu geri kalan kısmına kare peçete. Bu sadece o peçetenin ucuna geçirilebilecek bir uç kenar arkadaşlar. Bu da böyle bir uçlu peçete takım mutfağa ait. Şu da yatak odası peçetemi göstermiştim. Ona takım olsun diye şöyle bir peçete. Buna ne diyorlardı? Genelde bazen sandıklara da örtülüyor ama orta sahibi olarak da oluyor ama genelde sandıkları insanların yatak odalarında şu an olduğu için şu an öyle bir moda var. Herkesin yatak odasında kendi sandığı. Ona takım olsun diye yatak odası peçetelerini şunlara göstereyim hemen. Model olarak bir yandan benzediği için o da dilimli bu da dilimli olduğu için böyle bir sandık örtüsü yaptım. Buna ama genelde oturma odası olarak orta sehpaya konuluyor. Şu uç kısımdan başlıyorsunuz arkadaşlar. Bunu şuradan arta arta devam edip buradan da kesiyorsunuz. Daha sonra bunları tek tek birleştiriyorsunuz. Kolay bir örnek. Şöyle göstereyim. Yuvarlak, dilimli
bir örneğimiz. Bunu ben çok severek tuttum. Halk şu orta kısmına gelince de halkalarla birleştiriyorsunuz. Şuradan da şöyle gösterebilirim. Hatta pardon, bu örneği başlarken halkadan yuvarlayıp başlıyorsunuz arkadaşlar. Bu halka bittikten sonra bunun etrafında kare döşemelerini yapıp böyle gidiyorsunuz. Bu böyle devam ediyordu. Sanırım unutmuşum biraz da. Evet, yuvarlaktan, halkadan başlayıp böyle devam ediyorsunuz. Bu da böyle bir dantelimiz. Bu gösterdiğim mutfak peçetelerinin buzdolabı kenarı. Ama şu an arkadaşlar buzdolabına örtü kimse örtmüyor. Çünkü hepsi dolabın içinde olduğu için buzdolabı örtüğünün bir kenarı. Bu da diğer bir kenarı oluyor. Şöyle bir dantelde. Bu ne için bunu bilmiyorum. Bunda yapılmış ama ne için olduğunu bilmiyorum. Bu da öyle. Bu da yine o kuşlu olan mutfak peçete sakımımızın buzdolabı kenarı. Bu da bir kenarı. Şöyle dediğim gibi ama kullanılmıyor. Bu danteller sonra ne olacak ben de bilmiyorum. Böyle hazırda duruyor. Bakalım ne olacak. Bu gerçekten arkadaşlar dolabın içinde olduğu için dolabın üstüne, buzdolabının üstüne daha sonradan bu örtükleri örtmek pek bir hoş görüneceğini ben sanmıyorum. Buna da iki kenarına bez vereceğiz. Arkadaşlar şu da böyle. İki kenarına bez vereceğiz. Ve mutfakta orta sehpa masaya uygun böyle bezini geçirdikten sonra iki ucu olan bir örtük yapacağız. Bu da böyle bir tam takım yapacağız. Mutfak dantellerini böyle yine çıkarsa gösteririm arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bir dantel serisinin 3 serisinde çekmeye başladık. Şimdi göstereceğim bir oturma takımı ve diğer bir poşette olan şu an tam içindekini tahmin edemiyorum. O dantellerini göstereceğim. Başlamadan önce şunu söyleyeyim. Dantel videoları seri 1, seri 2 ve bu çekeceğimiz videoda seri 3 olarak devam ediyor. Arkadaşlar dantel videolarını çok sevdiğiniz örneklerini soruyorsunuz. Yaptığım her bir video çektim. Her bir videoda gösterdiğim bütün dantel örneklerini videomun alt kısmında, açıklamalar kısmında benim mail ve Instagram adreslerim var. Oradan istediğiniz modeli bakıp görebilirsiniz. Instagram'da bütün fotoğraflarını çekip tek tek bırakıyorum. İsterseniz de o modelleri oradan alın. Çünkü bana modelleri at mesajları falan geliyor. Oradan istediğiniz modele ulaşabilirsiniz. Bu hatırlatmanızı da yaptıktan sonra şöyle başlayalım. Halkadan arkadaşlar ben oturma odası takımı yapmıştım. Bunu 1-2 yıl önce sanırım ki yaptım. Halkadan çok güzel oluyor ama biraz emek isteyen bir şey. Tek tek yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu her bir halkayı tuhaf yerlerde satılıyor. Paketi o zaman ben alıyordum. Bir paketin içinde neredeyse 100 tane vardı. 50 kuruş idi. Ama şu anki fiyatını bilmiyorum. Plastikten olan şöyle göstereyim. Bir halkalar bunlar arkadaşlar. Bunu şu alt kısımdan başlıyorsunuz arkadaşlar. Beyaz kısmını. Böyle kare bir şekilde gidip geldikten sonra burada bitiriyorsunuz. Sadece şu yan kenarlarını boş bırakıyoruz. Diğerlerini sık iğne olarak şekilde geçiyoruz. Ve daha sonra da istediğiniz renk, hangi renk istiyorsanız da ben şöyle canlı renkleri sevdiğim için fuşya tonunda yaptım. Bu kenarlarına da gidip isterseniz de şu dört kenarını da bu renk yapabilirsiniz. Renkli olmasını isterseniz de ben sadece astığımda şu kısım görüneceği için sadece ön kısmına renklerini bıraktım. Ve üzerine de şöyle bir normal çiçek yaptım. Şu kenarlarını da dal resmini vererek şekilde şöyle sonradan da bunu dikiyorsunuz. Ama ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bu örnek bittikten sonra bunu ütüleyin. Ütüledikten sonra çiçek kısmını dikin. Ütülemeden sakın dikmeyin. Çiçeğinizi de bittikten sonra ütüleyin. Bunu da ütüledikten sonra ikisini birden dikin ki güzel görünsün. Şöyle astığınızda ben alt peçete yaptım oturma odası için. Şu an şimdi ayrı olmuyor pek oturma odası salon ama isteyenler için oturma odası ayrı olduğu zamanlarda böyle renkli olarak kullanılabilsin diye. Farklı yerlerde de kullanılabilir. Böyle bir dantelimiz. Şöyle göstereyim. 6 adet dediğim gibi olan
peçeteleriniz bulunuyor arkadaşlar. Siz de yaparsanız da çok güzel olur. Böyle halkalarda, bu halkaların arkadaşlar kalpli tarafı da var. İsterseniz de siz o kalplilerden de yapabilirsiniz. Onlar da güzel ve değişik görünür. Böyle sevdiğim, en çok sevdiğim takımlardan biri bu. Daha sonra şöyle poşetimi açalım. Diğerinin içinde göstereyim. Şöyle peçete kenara bıraktıktan sonra şu arkadaşlar peçete ucu kenarı. Bu mutfak için. Bundan 12 adet yaptım. Şu orta kısımdan başlanıyor arkadaşlar. Halka kısımdan böyle dönerek bu şekli verebiliyorsunuz. Ben bunu kitaptan çıkarmıştım ama şu an şu örneği yaptıysanız da yapamam, unutmuşum. Bakarak yapabilirim. Şöyle bu kenarları arkadaşlar tokuduktan sonra şu uç kısmındaki halka yerlerini istediğiniz renkten yapabilirsiniz. Ben sadece bir renkten yaptım ama isterseniz de bu kurdaleleri iki şekilde de yapabilirsiniz. İki renkten de ya veya bütün peçetelerin uç kenarlarına farklı bir kurdele rengi yapıp rengarenk bir mutfak yapabilirsiniz böyle. Benim de şöyle 12 adet dediğim gibi yaptım arkadaşlar. Şöyle filkete de takılmış dantele, onu da bir kenardan çıkartmaya çalışayım. Evet, bu kenarlarına biraz bıraktım ki arkadaşlar bunlar beze geçeceği için bu uç kenarlar. Bu beze geçtiği anda burayı da geçirsinler ki güzel görünsün diye. Bunların hepsi beze geçti mi daha güzel görüneceğine inanıyorum. Bir de sevdiğim mutfak peçete uç kenarı. Bir de ona uygun olsun dedim. Şöyle küçük bir tepsilçi yaptım. Şunu da şöyle göstereyim. Şu uç kısımdan başlanıyor arkadaşlar. Karelerde artı artı çıkıp şu orta kısma gelene kadar diğer kısımda da keserek gidiyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bu uç kısımlarının boncuk işlemeleri var. Bu tam bitmedi. O yüzden şöyle boşluk bıraktık. Şu kenarlarına şöyle fiyonklar veya boncuklar falan geçilecek. O yüzden bu halen daha böyle bir duruyor. O gün geldi mi o zaman böyle güzel düzenleyeceğiz. Şöyle tekrar göstereyim modelini. Dediğim gibi bunların fotoğraflarını çekip arkadaşlar Instagram'da bırakırım. İstediğiniz şekilde örneği alır. Bakarsınız isterseniz de, severseniz de yaparsınız. Normal bir örnek arkadaşlar. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben böyle kafamdan uydurduğum bir modeli böyle verdim. Dediğim gibi tepsi içi veya nereye kullanırsanız da mutfakta olsun diye böyle bir küçük bir şey yaptım. Bir diğer tepsi içim de şöyle yuvarlak. Bunu annem yapmış. Bunu bilmiyorum. Sanırım şöyle yuvarlak olarak gidiyor. Şöyle göstereyim. Böyle bir tepsi içi dantelleri. Ama şimdi şu an pek kullanılmıyor ama eskiye dönüşüm olduğu için arkadaşlar. Şimdi dantellerde de revaçta. Yani yapmayayım aman kim kullanacak demeyin. Bayağı da kullanıyorsunuz. Benim arkadaşlarım da var. Bayağı bayağı evlerinde dantellerini sarıyorlar. Öyle yok kullanma falan diyenler hep sarıyor. Bu da böyle bir yuvarlak tepsi içimiz veya normal bir masamızın kenarını da kullanabileceğimiz böyle bir dantelimiz. Şöyle renk olsun diye yan kenarlarını böyle sık iğne geçtik. Şu ortasında küçük bir çiçek koyduk ki güzel görünsün. Şöyle daha da yakından tutayım. Örneğini almak isteyen arkadaşlarım olursa baksın. Daha sonra bu arkadaşlar göstereceğim dantel seri 1'de sanırım. Dantel seri 1'sinde göstermiştim. Bu peçete, mutfak peçete takımı ve bunun buzdolabı falan vardı. Bu da bunun masa, küçük bir masa danteli olarak yapmıştım. O buradaki dantellere karışmış. Bunu çok aradım o zaman bulamadım. Buradaymış meğerse. Bu da böyle bir küçük masamızın üstüne şöyle kenara bırakacağımız bir dantel olarak yapılmış. Bunu kullanır mısın dersin? Kullanmam. Bence bunu kullanmam. Çünkü çok sade. Ama belki şu kenarları süslenirse, kurdaleler falan geçerse belki kullanabileceğim bir örnek olur. Çünkü gördüğünüz gibi sade bir dantel. Bunu yaparken niye bu kadar sade yapmışım onu da bilemiyorum. Ve gelelim diğer bir, şöyle göstereyim, iğnelemişim. Bu da arkadaşlar bir diğer peçete takımı. Şöyle göstereyim. Bu peçete takımını arkadaşlar 6 adet yaptım. Şu kenarlarını da örneğin üzerinde pul işlemelerini geçtim dikerek. İlk önce bu danteli örüyorsunuz. Şuradan
Alçalardan şuradan başlanıyor. Arta arta şuradan sık lardan arta arta artıyorsunuz. Şu orta kısımda kesiyorsunuz arkadaşlar. Gittikçe şu yukarı kısımda kestikten sonra böyle bir peçete yapıyoruz. Ben sadece şu arkadan da göstereyim. Bu işleme olan kısım, ön kısım olan yere şöyle işlemelerini yaptım. Böyle. Bunu nereye için yaptım derseniz de bunu arkadaşlar, bunun banyo paspası var. Sakal iplikten tokuduğum böyle kırmızı siyah krem karışık. Onu da tekrar videosunu olmadı size çekelim. Ona uygun olsun diye banyoda peçetelik yaptım. 6 adet arkadaşlar. Kullanır mıyım bilmiyorum ama o ilk gördüğümde modelini sevmiştim, o zaman ben de yapayım dedim. Hatta banyo uygun olsun diye. Bilmiyorum artık fazla kimse pek banyolarda kullanmıyor ama bazı kullanan arkadaşlarımız da var. Böyle yaptım. Böyle kenarda duruyor. 6 adet böyle bir banyo peçete takımım var. Bir diğer 6 adet olan yine peçete takımım da bu arkadaşlar. Bunu normal kare olarak tokuyorsunuz arkadaşlar. Aşağıdan başlanıyor örnek. Daha sonra şöyle yanlarına da işlemesi gidiliyor. Bu da yine 6 adet tokuduğum banyo için dantel kare. Şöyle yakından daha da tutayım. Böyle bir dantelimiz. Hatta çıkartayım ki tam göstereyim size. Firketelerde koymamın nedeni ise biraz dağıldığı için. Şöyle bir dantelimiz. Şöyle beyazın üstünde pek görünmüyor ama böyle bir dantel 6 adet dediğim gibi var arkadaşlar. Bu da yine banyo için 2 adet böyle banyo için peçete takımı yaptık. Bu böyle bir dantelimiz. Diğer bir poşette olanı da bakalım hemen. Evet, bunda da şu örneği çok istenmişti. Göstereyim. O da buradaymış. Bu arkadaşlar bohça kenarı. Şöyle göstereyim. Diğer videolarımda göstermiştim seri 2'de. Bunun turuncusunu da ben yapmıştım. Bana aitti. Bu da farklı bir şöyle bir bohça kenarımız. Dediğim gibi arkadaşlar şöyle şuralardan başlanıyor. Halka olarak tokunuyor. Tokunduktan sonra, bittikten sonra yan kısımlarını geçiyorsunuz. Şöyle çiçeklerle yapıp uç kısımlarına geçiriyorsunuz. Böylece bir sade bohça kenarı olmuş oluyor. Diğer videoda gösterdiğim için bu yüzden onu hızlı geçeyim. Bir tane de onun pembesini şöyle yapmıştık. Bu da şöyle yine aynı şekilde pembesi. Renkleri çok seviyorum. Bu mor, pembe, böyle pastel renkler güzel oluyor arkadaşlar. Beyaz bezeye geçince. Bezeye geçince buna daha hoş olacağına inanıyorum. Bu da böyle bir bohça kenarım. Bir de şöyle bir renkli ama yok şu an bulamıyorum onu. Ve son olarak şöyle bir şuna ne derler? Bu benim ilk kez yaptığım bir oyaydı arkadaşlar. Hani şu an size çok basit gelebilir ama bu benim ilk öğrenciliğim olduğu için bu oyamı çok seviyorum. Şöyle göstereyim yakından. Pullu şu üst kısımda olan bir böyle bir oya yapmıştım o zamanlar. Böyle küçüktüm. 13-14 yaşımda böyle öyle merak ediyordum nasıl yapılıyor dantel diye. Böyle ilk yaptığım bir oyamda bunu da size göstermek istedim. Yapmak isteyen arkadaşlarım olursa şöyle daha da yakından göstereyim. Böyle bir oya yapmıştım. Bu da beze geçecek. Hamam tülbenti olarak da kullanılıyor yan kenarlarına. Böyle hamam tülbentlerine ince küçük şeyler geçiliyor. Ona bize geçirmeyi düşünüyoruz. Bu bezi kaldı. Bezini alıp hemen geçireceğiz. Bugünkü video dantellik videolarımız bu kadar arkadaşlar. Diğer seri 4'te de farklı bir dantellerimizi gösteririz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bir dantel videosu daha çekelim dedik. Kalan olan bazı dantellerimiz daha var. Onların serisini yapalım dedik. Bu da seri 4 olsun istedik. Eğer yanlış söylemiyorsam sözlerileri. Yine yani bir dantel videosu çekeceğiz. İlk olarak şunlardan başlayalım. Hemen göstereyim. Bunlar çok güzel. O yüzden ilk bunlardan başlamak istedim. Şöyle şunları kenara bırakayım. Bu arkadaşlar çocuk için. Bir bebek için. Şöyle açayım. Bu havlu. Bebeğin.
Şöyle ben yazısını yazdım. Düz bir kareden şöyle kenardan başlanılan bir işlem arkadaşlar. Şöyle yukarıdan tutayım ki örneği göstereyim. Bebişim bal diye yazısını yazdım. Böyle bir ucuna da şöyle pullar geçtim. Dediğim gibi arkadaşlar şu kısımdan başlıyoruz. Alt kısımdan böyle normal bildiğiniz kare. Bu yazıyı da ben internetten kendim kare hesabını yaparken öyle çıkardığım bir yazıydı arkadaşlar. Böyle bir küçük havlu yaptım. Tabii ki şu yazıların üstü belli olmadığı için şu an videoda da tam belli olmuyor. Bunların üzerine arkadaşlar yanlarına daha doğrusu yeşil ipten kenar geçeceğiz ki güzel görünsün. Yani yazdığımız yazılar belli olsun istedik. Böyle bir bebişim bal yazısı yaptım. Küçük bir havlu. Hani bebek için böyle odasına kenarda süs olsun diye böyle koyacağımız, belki de kullanabileceğimiz bir havlu yaptık. Daha sonra bu da bebeklerin mobilyaları küçük olduğu için küçük böyle peçete takımları yaptık. Yine aşağı kısımdan başlanıyor arkadaşlar bunlar. Böyle ben bir fil figürü yaptım. Şöyle sabit de tutayım. Ekran görüntüsünü almak isteyen arkadaşım olursa böyle bir şöyle bir filimiz. Yanlarına da yine pul işlemesini yaptım. Yeşil yapmamın nedeni hani ne erkek ne kız olduğunu bilmediğiniz için her iki bu renk her ikisine de gidebileceğini düşündüğüm için bu ton bir pul işlemesi geçtim. Bu da böyle bir peçetesi. Bundan da 6 adet böyle minik minik peçeteler yaptık. Çünkü bebeklerin mobilyaları çok küçük oluyor. Bu da böyle bir peçete takımımız. Ve şunlar da küstüm yani yastık kılıfı takım yaptık. Bu da böyle beze geçecek. Yastık kılıfına bir geçirdikten sonra yastığın kılıfı olacak kenarına. Böyle bir bantelimiz yine. Şu da çarşaflı bebeğin. Böyle. Şöyle göstereyim. Hep fillerin olduğu bir. Fil aslında bir uğurdur da arkadaşlar derler. Böyle bir. Bu da çarşaf sanırım takımımız idi. Unutmadıysam eğer. Bu da böyle bir dediğim gibi. Kaç tane var derseniz size şöyle göstereyim. 3, 6, 10 tane böyle fili yaparak yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu da diğer bir kenarı. İki taraflı bir çarşaf yapalım dedik. Bu da yine 10 adet olan bir çarşafımızın bebek için takımı. Ve diğer bir dantellerimize gelirsek de bunlar da havlu başı göstereceğim arkadaşlar. Şu küçük bir mutfak için simli ipten takıldığım normal şu kenardan başlıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir yaptığım havlu uç kenarı. Diğer kısmını aynı desende yapmadım arkadaşlar. Buna da su taşı ben geçtim. Su taşı olsun istedim. Çünkü bir tarafı görünürken diğer tarafına da hani örneğin görünmeyeceğini gördüm. Şöyle simliği fazla belli etmiyor arkadaşlar. Görünmüyor ama böyle kalplerin olduğu bir desenden yaptım. Bunların arkadaşlar her bir gösterdiğim danteli Instagram hesabından fotoğrafını paylaşacağım. İsterseniz de oradan örnekleri alabilirsiniz. Mail de atabilirsiniz eğer Instagram kullanmıyorsanız. Nasıl isterseniz de ben oradan resimleri size gönderirim. Videomun açıklama kısmından adreslerime ulaşabilirsiniz. Daha sonra şöyle bir, bu da yine büyük ama bu seferki böyle bir havlu kenarımız. Bu da yine şu uç kısımdan başlanıyor. Şöyle göstereyim. Uç kısımdan başlanıyor. Böyle bir havlu yaptım simli ipten. Ama şöyle bir simli ipliğin şu dezavantajı var arkadaşlar. Böyle sert görünüyor ama yıkandıktan sonra bu sertlikler gidiyor. O yüzden fazla simli iple bir şey yapmayın denedim. Olmuyor, iyi olmuyor. Ben de böyle bir sadece bunları bilmeden yaptığım için böyle bir ipimizden bunu yaptım. Bu diğer kenarda yine şöyle su taşından yaptım. Diğer kenarı da öyle arkadaşlar. Şu da yine bir normal halkadan yaptığım havlu kenarı örneği. Bu da mor beyazdan şöyle tam koyayım. Diğer kenarında arkadaşlar uç kısmında
Böyle sade bir şey yaptım. Bazen arkadaşlarımız çift taraflı örnek yapıyor ama havluyu bir kenara tamam asıyoruz ama diğer taraf görünmüyor. Ben diğer tarafına pek önem göstermiyorum. Tamam, elimize alıp kullandığımızda görünüyor ama gerek yok. Fazla da kendinizi yormaya gerek olmadığı için böyle halkadan da şöyle sade bir havlu günlük kullanım için böyle bir havlu başı kenarı yaptım. Diğer bir havlu kenarımız ise bu. Bu da mutfak için arkadaşlar. Bunun bir tarafını yaptım ama diğer tarafının ipi kalmadı. Çünkü neden derseniz de bunların hepsi birer kalan küçük iplerdi. Ben de bunları ne yapayım derken değerlendireyim dedim kalan ipleri. Şimdi bunları değerlendirdikten sonra diğer tarafında ip kalmadı. Bu sefer ipi alıp diğer bir tane daha yapayım diye düşünürken bu sefer o yaptığım ip atık kalacaktı. O yüzden elimde olanlarıyla böyle sadece tek bir başı olan bir mutfak havlu kenarı yaptım. Bu da böyle bir havlu kenarım. Bunu her elime alışımda o anım aklıma gelir. Günlerce düşünüp acaba diğerini de alıp yapayım diye düşündüğüm bir havlu kenarı. Bunu havlu kenarına geçirir miyim bilmiyorum ama belki de bir mutfakta kullandığım bezin kenarına yapabilirim. Çünkü diğer başı olmadığı için belki havluda bunu kullanmaya bilirim. Siz de arkadaşlar isterseniz halkalardan çok güzel örnekler yapılıyor. Havlu başı kenarı olsun, oturma odası takımı olsun, diğer seriler de var. Güzel oluyor. İsterseniz de bir deneyin derim size. Rahat da kolay da yapılan bir dantel oluyor. Diğer bir havlu kenarımız ise şu arkadaşlar. Bu havlunun ismini ben koydum. Bu kendine mesaj havlusu. Eğer beğenirseniz de videonun yorum kısmına arkadaşlar bırakın yorumunuzu, merak ediyorum. Çünkü bu havlu kenarı için şöyle göstereyim. Hadi yine iyisin kaynana diye böyle bir yazı yazdım. Bu havlunun bir kenarı. Bu da diğer bir kenarını. Gelinin iyisini kaptın diye bir havlu kenarı yaptım. Şöyle hani nasıl derler? Bohçala hediyeleşme oluyor düğünlerden sonra. Böyle bir havlunun kenarına, böyle bir havlu kenarı yaptım. Bir havlu verirsen size. Bunu yapar mıyım, verir miyim, diker miyim diye şu an düşünüyorum ama bilmiyorum, bilemiyorum. Hani bazen şaka kaldıramayabilirler kayınvalideler. Böyle bir mesaj havlusu yaptım. Artık bilemiyorum. Bunu yaparken de çok gülerek yaptım ve çok düşünerek yaptığım bir havluydu. Şöyle kenardan başlanıyor arkadaşlar, onu da anlatayım size. Böyle yazılarını da internetten kare hesabı yaparak istediğiniz şekilde yazabilirsiniz siz de. Böyle bir havlu kenarı yaptık. Bakalım. Aslında biraz havluya sanırım büyük ama büyük bir havlular da oluyor şimdi, el havluları da. Böyle yaptık. Bunu ne yapacağız diye ben de düşünüyorum. Belki hediye etmeyebilirim. Düşünürken. Evet, kayınvalidelere bakalım. Kayınvalide olarak izleyen ablalarımız da var şu an bizleri. Onların da yorumlarını alalım. Sizce bir geliniz size böyle bir havlu yaparsa ne dersiniz? Ne tür bir tepki verirsiniz? Böyle bir havlu kenarımız var. Bu da böyle. Bakalım. Ama mutlaka yorumunu yapın arkadaşlar. Çok merak ediyorum bu havlu kenarı hakkında yorumunuzu. Ve son olarak şöyle annemden kalan ne derler? Bir mekik oyası sanırım. Bu tam bilmiyorum ismini ama siz biliyorsanız da yorum kısmına yazın arkadaşlar. Ben de öğreneyim. Böyle bir baş örtü sanırım, tülbent için yapılmış. Ama bunu biz söktük. Bunu biz havluya geçireceğiz. Havluya yapmak için. Böyle bir iki tarafını yapmak için yapacağımız bir kenar olsun istedik. Şöyle yakından da göstereyim. Bunu tarif edemem. Bilmiyorum nedir, nasıldır diye. Böyle bir oyamız var. Buna da bakalım artık. Sanırım pek havlu kenarda olmasa yine bir namaz örtüsü yapabiliriz. Çünkü namaz örtüsünden sökmüştük. Kumaşı kötü olmuştu. Artık eskilenmişti diye. Annemden kalan bir hatıra olduğu için ben de bunu severek saklayacağım, kullanacağım bir boya kenarı olarak düşünüyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.